Muhteşem bir yemekle karşınızdayız. Bir tık fazla kızarmış gözüküyor. Ama yani çok iyi sarılması falan bakar mısınız? Altı üstü çok güzel pişmiş. Bir tık fazla pişmese çok güzelmiş. Bu arada bayağı kolay ya. İçi harcını çiğden mi yaptı? Şu an Batuhan'ı da göremiyorum ama çok beğendim tarifi. Çok kolay, herkesin yapabileceği bir tarif. Bizim iç harcımız ya böyle bir kalın geldi. Diğerleri de öyle mi bilmiyorum. Çok böyle o kadar da hoşuma gitmedi ama güzel bir börek olmuş. Bakalım nasıl diğerleri. Kıyması da, içi de, hamuru da çok hamur olmuş. Ya, çiğ mi kalmış? O inşallah çiğ tadı değildir bu. Hiç güzel gelmedi. Bayağı yumuşak olmuş. Bakar mısınız? Hiç çıtır olmamış. Dışı da öyle, içi de öyle. Pişmemiş gibi bir tat var. Hepsi çiğden bence iç harçlarını koyup sardılar. Ya pişmemesi imkansız. Sonuçta fırına giriyor ama yeterince pişmemiş diyeyim. Mesela ilkindeki sorunumuz vardı ya, çok kalın olduğu için böyle iç harcı hamur gibi düşündük ya. Mesela bunda öyle bir şey yok. İnceliği gayet güzel, kalınlığı ya da. İçi de güzel pişmiş, malzemesi de çok lezzetli ve dışı da çıtır olmuş. Bu bir lahmacunsa bence bu tabak bayağı güzel olmuş. Çok beğendim. Kıymalı harcı çok lezzetli olmuş. Yani el lezzeti diye bir şey var ya, bayağı lezzetli bir harç olmuş. Bunun da böyle bir tık havaleli kalın geldi lahmacunu bana ama çok lezzetli. Yani sonuçta aynı yufka aynı şekilde sarılıyor. Kimisi daha böyle bol sarıyor, kimisi daha sıkı sarıyor demek ki. Çok güzel olmuş. Sanırım en güzel tabağımı bulmuş olabilirim. Bu tabağın İç harcı böyle fark yaratacak kadar lezzetli olmuş. Hemen puanlara geçelim. Kötü bir tabak değil, diğerlerini yedikten sonra da son kararım. Ama çok daha iyileri var. O yüzden 3 verelim birinci tabağımıza. 1 vermek zorundayım. İçlerinde en lezzetsiz bu olmuş. Hatta böyle çiğ gibi hissettim. Çiğ olduğunu düşünmüyorum ama çok yumuşak olmuş. Hamuru da, iç harcı da güzel değil. O yüzden 1 puanı 2'ye veriyorum. Eğer 4 hayatımda olmasa 5 vereceğim tabak buydu. Çok lezzetli bu da ama 4 daha da güzel. O yüzden 3. tabağa 4 veriyorum. Ve son tabağım hakkıyla iç harcını çok lezzetli yapmış. 5 veriyorum. Şimdi bakalım hangi puanın altından hangi gelin çıkacak? Hemen birinci tabaktan, 3 verdiğim tabaktan başlıyorum. Haftanın tam ortası ve bakalım 3 puanı kim aldı? Üç puan alan gelin, bakalım kim çıkıyormuş? Deniz. Tebrik ediyorum Deniz'i. Şimdi de 4 verdiğimizi açalım. Güzel puan, çok güzel puan. Kendi de güzel yapmış, ellerine sağlık. Bakalım 4 puanı benden kim almış? Dört puanın sahibi gelin, bakalım Miyase. Tebrik ediyorum. 1-5'imiz, 1-1'imiz kaldı. Bakalım Hasret mi, Yeşim mi benden 5 puan almış? Çok güzel bir iç harç yapmış. Eli çok lezzetli. Bakalım 5 puanın sahibi kim? Bakalım 5 puan kime gidiyor? Yeşim. Tebrik ediyorum. Şahane bir tabak çıkarmış. Ve Hasret de 1 puan almış. Hasret'in çok ciddi problem var. Şimdi kayınvalideler de görecektir. Çok yumuşak. Canınız lahmacun çektiğinde açmayla uğraşmak istemiyorsanız
bir tane yufka alın ve bunu deneyin. Çok güzel olmuş. Mutlaka tarifini yazın. Şimdi sıra kayınvalidelerde.